Merhaba arkadaşlar, benim adım Şüreda Güzel ve 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle Filistin bizim için niçin önemli olduğunu anlatacağım. Filistin'de Mescid-i Aksa'nın niçin önemli olduğunu anlatacağım. İsterseniz başlayalım. İlk önce Orta Doğu haritamızı çizeceğiz. Burası Türkiye, yani bizim ülkemiz. Sonradan da Suriye. Birazcık küçük yapalım. Suriye. Sonradan Irak. Ve İran. Ve Arabistan. Filistin. Son olarak da Mısır ve diğer bölgeler. Bu bizim Orta Doğu haritamızdır. Bu Orta Doğu haritasında dünyada nerede olursa olsun bütün Müslümanlar için iki önemli ülkemiz vardı. Arabistan bizim için niye önemli? Çünkü İçinde Kabe olduğu için, yani Mekke'de ve Medine, yani Peygamber Mescidi Medine'dedir. Arabistan bizim için bu yüzden önemli. İçinde Kabe, yani Mekke'de ve Peygamber Mescidi Medine'de olduğu için önemlidir. Ve Filistin'e geçecek olursak, yani ikinci madde. Filistin bizim için şu yüzden önemlidir. Çünkü içinde Mescid-i Aksa olduğu için İçinde Mescid-i Aksa olduğu için önemlidir. Bizim için önemli olan iki maddemiz. Birincisi Arabistan, ikincisi de Filistin'di. Asıl konumuza gelecek olursak Mescid-i Aksa bizim için niçin önemlidir? Bir, yeryüzünde kurulan ilk mescit Kabe'dir ve ikinci mescit de Mescid-i Aksa'dır. İkinci mescitti. İkinci mescit. Peygamberimiz bir gece yarısı Mekke'deyken Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Mescid-i Aksa'dan da gökyüzüne çıkarak Allah ona kapıları açtırmış. Sonradan da Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya doğru inmiş. İşte bu hadiseye Miraç hadisesi diyoruz. Üçüncüye geçecek olursak Miraç'tan sonra bütün peygamberlerle topluca namaz kılmıştır. O namaza da toplu namaz adını veriliyor. Bu namaz da Mescid-i Aksa'da olmuştur. Yani üçüncü maddemiz toplu namaz. Arkadaşlar, bütün peygamberlerin bir araya gelerek topluca namaz kıldığı yer, tek yer Mescid-i Aksa'dır. Ve dördüncü maddemize, yani son maddemize geçecek olursak, dördüncü maddemiz de gidin. Yani Peygamber Efendimiz bize şöyle buyurmuştur: Mescid-i Aksa'ya gidin. Eğer gidemeseniz bile oraya yağ götürün demiş. İkinci maddemiz de gidin.
Çünkü orası hep aydınlık kalsın diye oraya yağ götürün diye emretmiş, buyurmuş. Dördüncü maddemiz de sondu arkadaşlar. Ben size bugün anlattığım şeyler Arabistan'la Filistin'in bizim için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Öbür programlarımda beni izlemeyi unutmayın. Eğer burada çok birazcık heyecan yaptıysam beni bağışlayın. Bir sonraki programlarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.